Kendime mektuplar. Kasım. Burada. Artık boyası soğumaya ve dökülmeye başlamış olan pencerenin önünde oturuyorum. Yaz geliyor. Kış geliyor. Ben oturuyorum. Karlar yağıyor. Yapraklar dökülüyor. Yine oturuyorum. Bazen bir kumru geliyor pencereme. Bakışıyoruz bir süre. Arada onun için ekmek ufalıyorum pencerenin önüne. Yine gelsin. Yine susarak bakışalım diye. İç kapının zili nasıl bir melodiyle çalar da hatırlamıyorum. Kumru'dan ve yardımcından başka kimse gelmez evime. Bu yeni komşu evde durmuyor, sesi gelmiyor pek. Hay komşu gelmez olur mu? Piyano sesini duymuyor musunuz? E duydum duydum ben de. Ama kızın sesini hiç duymadım. Temizliğini, alışverişini biri hallediyor ama o da dut yemiş bülbül mübarek bir kelime alamadım ağzından. Arada pencerenin önünde oturur. Görmesem hayalet diyeceğim. Uzayıp giden konuşmalar, seslerini alçaltma gereği hissetmeden, benim kapımın önünde, benim dedikodumu yaparlardı. Kapı açılmadıkça azaldı gelişleri ve çekildi ayakları komşuların. Artık kapımın önünde konuşmuyorlar bile. Daha yüzümü yakından gören olmadı. Ve sokakta görseler tanımazlar. Gerçi sokakta da göremezler. Hiç çıkmıyorum evimden. On gün sonra tam iki yıl olacak buraya taşınalı. Çoğu işimi aslında sadece alışveriş yapmaktan ibaret ama internetten yürütürüm. İnsan görmeyi gerektiren işlerimle Zeynep uğraşıyor. Zeynep, benim elim ayağım, dert ortağım. Yeri geldiğinde bakıcım, yeri geldiğinde annem. Bir tek ona güvenirim, internet kadar. Dış dünyaya açılmamın bir vesilesi. Şehrin gürültüsünden uzak, sakin. Köklü bir semtte bu evi de internetten buldum. Yaşlı meşe. Akasya ve yaz-kış yeşilliğini koruyan çam ağaçlarıyla dolu bir parkın arkasında kalan deniz manzaralı eski bir bina. Denizi uzaktan görmek bile bana huzur veriyor. Güneş ışıkları altında göz kamaştıran pırıltılarla uzanıp giden bu sonsuzluğa dalıp gitmek, yeşile bulanmış maviliğini izlemek, sakinleştirici bir tedavi. Akasya ağaçların kokusunun yayıldığı parkla binanın arasında, Günün belirli saatleri dışında fazla işlek olmayan bir cadde var. Bu unutulmuş ya da tüm keşmekeşten sanki bire isteye gizlenmiş sokağı izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Parkta köpeklerini gezdiren aileleri, oyun alanına gelen çocukları, piknik masalarında kurulan laletayn sofraları, kimi spor amaçlı, kimi keyiften yürüyüş yapanları izlerken kendimi onların arasında gezinir gibi hayal edebiliyorum. Şehrin birçok sokağını internetteki uygulamalar aracılığıyla incelediğim gibi bu sokağı da uzun uzadığı incelemiştim. Büyük bir marketler zincirinin şubesi veya ufak bir kafe dışında etrafta pek dükkan yok. Bazı binaların giriş katlarındaki daireler mimarlık ofisi, emlakçı, muhasebeci tarzında ofisler olarak kullanılıyor. Ancak semtteki çoğu bina bizimkisi gibi 60'lar ya da 70'lerin başında yapıldığından, altlarında dükkan için ayrılmış bölümler bulunmuyor. Bizim bina sırasında olan tüm binalar gibi soluk renklere boyalı, alçak katlı ve bahçeli. Asansörü yok. Zaten olmaması da benim sorunum değil. Yeri ise dünyaya bedel. Dairem binanın giriş katında fakat kot farkı sebebiyle pencerelerim caddeden biraz yukarıda kalıyor. Duyduğuma göre Bodrum kattaki eski kömürlükler birleştirilmiş, toplantı salonuna çevrilmişler. Görmedim. Giriş merdivenlerinden çıkan komşular kapımın önünden geçmek zorundalar salonda. Pencerenin önünde duran iki berjer koltuktan soldakine oturduğumda bina girişini de rahatlıkla görebiliyorum. Binadakiler beni tanımasa da ben hepsini tanırım. Onlar benim hayatla bağım. Bir ara size onları da anlatırım. Kutunun kapağını usulca kapattım bir yıl boyunca vakit bulduğunda yüreğimdekileri defalarca kağıda döküp biriktirmiştim. Keşke daha önce başlasaymışım. Duygular ve düşünceler yıllar içinde birçok kez değişime uğruyor ve siz geriye dönüp baktığınızda eskiden kimdim ve bugünkü ben nasıl oluştu diye düşünmeden edemiyorsunuz. Bu kutunun içinde eski ben var ve ben bugün ulaştığım kişi için şükrediyorum. En çok da onu bulduğum için. Daha doğrusu o, beni saklandığım yerden bulup çıkardığı için şükrediyorum. Siz hiç kayboldunuz mu? Olduğunuz yerde dururken, çevrenizde bir hayat akıp giderken ve siz tüm yaşamlara rağmen görünmez olmayı başarıyor olmanın huzurunu hissederken kayboldunuz mu? Ben kayboldum. Bir beden ve bir ruhtan oluşmuş bu bütünlüğün insan olmasına izin vermediğim yıllar geçirdim. Kimse beni tanımasın. Ben kimseyi tanımak zorunda kalmayayım istedim. Bilinmemek ve kimse tarafından hatırlanmamak istedim. Korkularım benim seçimlerim değildi ama yalnızlık benim seçimim oldu. Hiç kimse onaylamasa da hayatın içinde tutunabilmek ve kendimi daha da fazla kaybetmemek adına kendi çözümlerimi ürettim. Aslında insanlar oldukları gibi olmayı kabul edebilseler ve başka hayatlara özenme sendromlarından kurtulabilseler, başkalarına benzemek için harcadıkları gayreti, kendi hayatlarını daha katlanabilir kılmaya harcayabilirler. Ben, dünyada bir kütlesi olan, tek seçeneği bir hayalet olmakta bulmuş biriydim. Ta ki o olayla, o elim olayla birlikte tüm rutinlerim bozulana kadar o gelip beni bulana ve bana ellerini uzatana kadar dünyaya bir perdenin arkasından bakan biriydim. Kimse gibi olmaya çabalamadım. Kimse de benim gibi olsun istemem. Şimdi kendimle yüzleşmek, tamamen iyileşmek ve geçmişin üzerine bir sünger çekebilmek amacıyla kendim için yazdığım ve bir kutuda biriktirdiğim bu mektupları bir kere daha okuyacak ve belki hepsini yok edeceğim. Size tüm sırlarımı veremem elbette. Ancak rutinlerimi bozan neydi? Anlayabilmeniz için bazı mektuplarımı paylaşabilirim. Böylece sizlere kahramanları ve olayları en tarafsız zamanlarımda baktığım pencereden gösterebilirim. Değerli yazar kardeşim Funda Menekşe'nin Perde Arkası isimli kitabından kısa bir ön okuma yaptım. Polisiye severlerin keyifle okuyacağı bir kitap. Kitap satılan her yerde.